Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yurt dışında çok satılan, yurt dışında kullanımı yaygın olan ve Türkiye'ye sonradan gelen bir ürün incelemesini yapacağız ve anakartımıza montajlayacağız arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Thermalright'in çıkarmış olduğu hem AM5 soketli anakartlar için hem de Intel LGA 1700 DDR5 soketli anakartlar için çıkarmış olduğu işlemci soğutucu bloğunun üzerindeki metal plak arkadaşlar. Bu plakayı taktıktan sonra işlemcimiz daha stabil, yani daha fazla yüke girdiği zaman ısı değerlerini bir nebze olsun yayarak ısıyı düşürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AM5 yani DDR5 işlemcileri takılıyor ve buradaki yüzey arkadaşlar, işlemci macununu sürdükten sonra sıvı soğutmanız veya kule tipi soğutucunuzun işlemci üzerine tam olarak oturup ısı yalıtımını sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde işlemciniz çok yüke çok girdiği zaman ısı dereceleri düşüyor. Sizlerle beraber bu ürünün kutu açılımını ve incelemesinin montajına geçeceğiz arkadaşlar. Hem AM5 işlemciler için hem de LGA 1700 soketli işlemciler için anakart uyumluluğu olan bu ürünleri sipariş geçtim. Ben de şu an LGA 1700 DDR5 sistemim için sıvı soğutmamı söküp anakartın üzerindeki stok metal soğutucu plakasını söktükten sonra bu soğutma bloğunu takacağız arkadaşlar. Ondan sonra macunumuzu sürdükten sonra işlemcimizin sıcaklık testlerine bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AM5 için farklı renk seçenekleri mevcut. Kırmızı ve mavi, Intel için Intel 12. ve 13. nesil LGA 1700 işlemciler için geliştirilen gri renkli, siyah ve mavi renkli. AM5 için ise siyah ve kırmızı renkli soğutucu bloğu. Ben de bugün bu iki ürünü sipariş geçtim ve daha doğrusu dün sipariş geçtim. Türkiye'deki herhangi bir mağazadan alabilirsiniz arkadaşlar, satışa sunuldu. Bugün ise kargo elime ulaştı. Bu iki üründen Intel siyah olan soketi anakartına takıp montajlayacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber montajlama videosuna geçelim. Evet arkadaşlar, DDR5 LGA 1700 soket anakartlarımız için gelen LGA 1700 soğutucu bloğumuzu takacağız arkadaşlar. Ve yanında kutu içeriğinden çıkan 12VK ısı iletim oranına sahip macunumuzu süreceğiz işlemcimizin üzerine. Gelin şimdi hep beraber montaj işlemine geçelim. Montaj işlemine geçmeden önce de AM5 soketler için çıkan kutu içeriğine de bakalım. AM5 soketli DDR5 anakartlar için çıkan soğutucu metal bloğu. Ryzen 7000 serilerine tam uyumlu. Kutu içeriğinden çıkan alyans yardımıyla anakartımızın üzerindeki stok metal blokları sökeceğiz. Ve daha sonra yerine yeni aldığımız soğutucu metal bloğunu takacağız arkadaşlar.
İşlemcimiz üçgen, anakartın üçgenine denk gelecek şekilde takıyoruz. Şu an zaten işlemcimiz takılı. Leica 1700, 12. ve 13. nesil işlemciler için çıkan soğutucu bloğunu takalım. Stok soğutucusundaki tekrar aynı vidaları takıyoruz arkadaşlar. Videoda anlattığımız gibi bu soğutucu metal plak arkadaşlar işlemcimiz üzerindeki ısıyı dağıtıyor ve soğutmamızla beraber işlemcimizi soğutuyor arkadaşlar. İşlemcimizin üzerindeki macunla beraber sıvı soğutmamız veya kule tipi soğutmamız yüzeye tam şekilde oturuyor. Macunumuzu da sürelim. Şimdi soğutucu bloğumuzu takalım. Yapılan bir diğer hata da kule tipi veya sıvı soğutmaya aldıktan sonra şurada bir jelatin oluyor arkadaşlar. Bu formayı çıkartmanız gerekiyor. Çıkartmadığınız zaman soğutmanız, sıvı veya hava soğutmanız işlemciyi soğutmaz. Vidalarımızı çapraz ve eşit bir şekilde sıkıyoruz.
Montaj işlemimizi tamamladık. Şimdi sıra geldi. İşlemcimizi AIDA 64 ekstrem sıcaklık test programıyla test edeceğiz arkadaşlar. %100 yük altında kaç dereceye çıkacak bakalım. Bilgisayarımızı çalıştıralım. Ekran kartımızda Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Asus'un ROG Strix serisi. İşlemcimiz i5 12600K 64 GB 6000 MHz RAM'lerimiz mevcut. Anakartımız ise Asus'un ROG serisi 2 TB M.2 SSD'miz var. 750 W CFX güç kaynağı. Sistemimizde olanlar arkadaşlar. Bilgisayarımızı başlattıktan sonra sıcaklık testine geçebiliriz. Testimizi başlattık arkadaşlar. Şu an işlemci sıcaklığımız %100 yük altında. Çekirdekler anlık değişken olarak gösteriyor. 56-54 derecelere kadar çıktı. Gerçekten muazzam değerler. Tabi bu işlemcimizin güç tüketimiyle de alakalı. 12. nesil, 13. nesil işlemcilere göre arkadaşlar çok fazla ısınmıyor. Şu an işlemcimiz 105 Watt'ı kadar, 105 Watt'ı birazcık geçti. İşlemci turbo frekansımız şu an 4700 MHz'leri görmekte. Şu an maksimum 58 derece. Anakart üzerindeki stok metal bloğuyla beraber arkadaşlar önceki soğutma testinde 70 derecelere kadar sıcaklıklar çıkıyordu arkadaşlar. Şu an ise sıcaklıklarımız muazzam derecede düştü. Şu an 60 dereceye kadar bazı çekirdekler çıkma noktasına ulaştı. Minimum 23 derecelere kadar düştü işlemcimiz. Ortalama stabil sıcaklık değerleri ise arkadaşlar 50 derecelere kadar yükseldi. İşlemcimizin Armoury Crate yazılımıyla beraber şu anki sıcaklığı ise burada 44 dereceyi göstermekte. İşlemci sıcaklığı 45, anakart 29 derece, işlemci bloğu ise 57 derece arkadaşlar. Soket 56 derecelere kadar göstermekte. Anakart chipsetimiz 47 derece.
VRM 37 derecelerde. Asus ROG Strix 3060 Ti ise 32 derece boşta. Şu an gördüğünüz gibi işlemci sıcaklığımız 55 derece ile 45 derece arasında gezmekte. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.